Aristoteles niye kapalı üslup kullanmıştır? Güya, bakın ne diyor? Bir, öğrencin öğrenmeye yetenekli olup olmadığını anlamak. Yani işi zorlaştırıyor ki, öğrenci tutkulu mu diyeyim, hemen pes edecek mi etmeyecek mi? Videoyu dinlemeye başlıyor, 10 dakika sonra ya ne diyor bu adam diyor, yavaş yavaş konuşuyor diyor filan, bırakıp gidiyor. Ne yapıyoruz? O bizden kurtuluyor, biz ondan kurtuluyoruz. İkincisi, felsefeyi herkese değil, sadece ona layık olanlara yaymak. Yani İncil'leri niye domuzlara dağıtalım? Niye layık olmayanlara hakikatin bilgisini verelim? Niye doğayı, insanı, evreni yorumlamaya yönelik İğneyle kazılan kuyulardan çıkarttığımız incileri balkondan dışarı saçalım? Niye hakikat taliplerini seçmeyelim? Hakikatin bilgisi hem arayış olarak hem de paylaşım olarak daima seçkincidir. Geniş kitlelere yapılan anlatımlar, ben en azından bunu yapıyorum ki cumartesi, pazar derslerini o yüzden koydum. Hangi kitapları okumalıyım? Yani 60 yaşından sonra hangi kitapları okumalıyım? Ali Topu At. Yani olmalı değil mi? Hangi filmleri seyretmeyeyim? İşte bağları da diyor hocam, ayak kırıklığına uğradım diyor ya. Bunlar niye bunu yapıyorum? Hiç kimse hakikati öğretmek, sinema sanatını öğretmek için filan değil ki. Zaten mümkün değil. Yani öyle 5-10 film tavsiye etmekle, yarım saat, bir saat konuşmakla olsaydı bu iş. Peki niye? Bu ülkede felsefeye ve sanata olan ilgiyi arttırmak, ortak tine katkıda bulunmak, ortak kültürün düzeyini arttırmak için. Yani felsefe yapmak için değil, felsefe yapmaya hazırlık için. Bu genel söyleşilerin amacı, burada felsefe yapmıyoruz ki. Ya ne yapıyoruz? Felsefe yapmaya hazırlanıyoruz. Burada konuları gevşek tutuyoruz, geniş tutuyoruz. Merak uyandırmaya, tutkuyu ateşlemeye çalışıyoruz tabiri caizse. Ben o hangi kitapları okumalıyım, hangi filmleri izlemeliyim? Şimdi önümüzdeki hafta sanıyorum hangi tabloları görmeliyim diye yapacağım ve arkadan tekrar başa sarıp yine devam edeceğim. Hatta aslında aklımdan geçen şey vardı ama Türkiye için lüks. Hangi müzelere gitmeliyim? Yani Avrupa'da ve dünyada öyle herkesin bilmediği benim butik müzeler dediğim müzeler vardır. Yani şeylerde bile zor bulursunuz. O tür müzelerden örnek vermeyi düşünüyordum. Onunla ilgili bir ders ama ya hocam ne yapıyorsun filan diyecekler. O yüzden baktım o çok fazla lüks olur ama demek istedim, hangi mezarlıklara gitmeli? Yani şairlerin, yazarların, düşünürlerin evlerini ve mezarlarını, ben yüzlercesine gittim dünyanın her tarafında. Özel bir merakımdır. Aslında edebiyatçıların, sanatçıların, filozofların, bilim adamlarının evlerini ve mezarlarını ile ilgili bir yine ders yapmaya düşünmüştüm. Niye bunları düşünüyorum? Dediğim gibi felsefe kültürünü, felsefe ve sanat kültürünü, yüksek düşünce ve sanat çevresini, ortamını genişletmek, yükseltmek için. Belki oralardan etkilenenler felsefeye merak sararlar. Biraz daha bir tutkuya dönüştürüp biraz daha derine gelirler ümidiyle. Bir anlamda sığlaşmaya karşı
derinliğe yönelik bir çağrı. Ne kadar olursa. O bakımdan ikincisi felsefeyi herkese değil, sadece ona layık olanlara yaymak. Üçüncüsü, zor olanı anlamak için zihni yorarak eğitmek. Felsefenin kullandığı bu çetrefilli dil için 1800 yıl evvel Ammonius bu açıklamayı yapıyor. Böylelikle zihin hakikaten de öyledir. Konu basit olduğunda sıkılırsınız. Yani zeki insanlar en azından hakikaten böyledir. Basit anlatımlar yorar. Bağlarında zor anlatımlar yorar. O yüzden çetrefilli dolaylı anlatım zekayı bileyler. Aptalları kaçırtır. O yüzden layık olanlar kalsın diye şeyi dolandırmak gerekir